Tanzimat'tan itibaren çok büyük bir toplumsal değişmeden geçiyor ve tabii ki gündelik hayatımıza dair de çok önemli altüst oluşlar yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün bu değişme tek bir yönde gelişti ve buna karşı duran çok az insan oldu. Tabii ki Yakup Kadri gibi, Reşat Nuri gibi, Halil gibi birçok yazarlar da olup bitenleri derinlemesi analiz etmeye, eleştirmeye çalıştılar. Ki onlar Cumhuriyet'i destekleyen ve Cumhuriyet'in yazarları olarak bunu yaptılar. Fakat günümüze gelindiğinde özellikle son 20-30 seneden beri ben şöyle yükselşenlerin bundan sonraki yeni bir yaşam tarzına doğru yeniden evrilen bir Türkiye için çok önemli bir kilometre taşı olarak gördüğümü söylemek istiyorum. Bu noktada gerçekten bir kadın yazar olarak ve aynı zamanda tabii ki bir hareket, bir aktivite insanı olarak kitleri çok derinden sarstığını ve kadınlara yeniden Müslüman olmanın özgüvenini aşıladığını düşünüyorum. Ve bu çok önemli bir şey. Çünkü gerçekten topluma baktığımız zaman oldukça büyük bir özgüven yıkımına uğramıştık. Evet. Çünkü artık İslam'ın bir değer olarak bizim için bir şey ifade etmeyeceği, gündelik hayatımızda artık çok da yeri olmaması gerektiğine dair bir takım söylemler dolaşıyor ve dolayısıyla batılı kadınların birebir tekrarlanması, taklit edilmesi ve onların norm olarak esas insan ve esas kadın olarak ortaya konulması, bütün bunlara karşı durmak hiç de kolay değildi. Çünkü dünyadaki bütün ortak eğilimlere karşı bir yerde duruyorsunuz ve tabii ki hakim bir ideolojiye karşı bir yerde karşı durmaya çalışıyorsunuz. Kaldı ki burada doğrudan bütün bu şeylerin ortaya konan yeni söylemlerin hepsini tartışmaya açan bir duruş sergilemesi Şura Yükselşenlerin çok olağanüstü bir durum. Çünkü özellikle kendi dönemi içinde baktığımız zaman bunun çok nadide bir durum olduğunu hemen görebiliriz. Benim hayatımda da gerçekten onun duruşu, fotoğrafları, işte ilk defa hayatında başörtülü bir kadın profilinin hayatımıza girmesi, bunun arka planına dair birini düşünmeye başlamamız. Kaldı ki ben annesi de modernleşmiş bir aileden geliyorum. Yani evet. Annem de başörtülü bir kadın falan değilken, küçük yaşta, işte belki ortaokul yaşlarında annemizin bu vaazları dinleyip etkilenmesiyle biz de annemize etkilenmiştik. Çünkü kız çocuklarla anneler arasında muhakkak etkileşim ve özdeşim kurulur. Yani diyeceğim gerçekten de ben son zamanlarda bu Demet Tezcan'ın yapmış olduğu çalışmayı da çok değerli buluyorum. Bu çalışma evet. Kesinlikle birisi yapacaktı ve çok ehil bir tarafından yapıldı. Buradan Demet Tezcan'ı da yürekten kutluyorum gerçekten. Çok değerli bir çalışmayla bu konuda noktayı koydu diyebilirim ama daha yapılacak tabii çok şey var. Çok teşekkür ediyorum bu programa beni de telefonu da olsa katılmamı sağladığınız için bunları söylemekten çok mutlu oldum. Eksik olmayın. Son olarak şunu da sormak isterim. Bugün hala devam eden bir başörtüsü problemi, bir başörtüsü sıkıntısı var. Gençlerimiz, genç kızlarımız üniversite kapılarından başörtüleriyle içeri giremiyorlar. Ama Şule Yükselşenler'in tavrı, dik duruşu ve o tavizsiz mücadelesi bugünün gençleri içine çok önemli bir örneklik teşkil ediyor. Öyle değil mi? Kesinlikle. Ben Şule Hanım'ın Türkiye'nin kimyasını ve genel olarak hani aurasını değiştirdiğini düşünüyorum. Bu konuda farklı bir atmosfer yarattı. Evet. Bu atmosfer insanlar onu tanısın tanımasın, onun adını duymamış olsa bile kesinlikle öyle bazı şeyler vardır ki sıvı gibi yayılır. Onu siz hissedersiniz ama nereden geldiğini bilmeyebilirsiniz bu etkinin. Bence bu şekilde etkilerde bulunmuş çok çok insanlar var ama hepsinin öncüsünün, hepsinin en parlak yıldızının Şule Hanım olduğunu düşünüyorum ben. Peki çok teşekkür ediyoruz Yıldız Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler efendim. Hoşçakalın. Sağ olunuz. Evet sevgili dinleyiciler, sevgili seyirciler, telefon hattımızda Yıldız Ramazanoğlu vardı. O da çok farklı veçeleriyle kendi dünyasındaki Şule Yükselşenleri bizlere anlattı. Ve geldik bir programımızın daha nihayetine. Programımızın sonunda hem 1960'lı yıllardan bugünlere gerek kaleme almış olduğu eserleriyle, gerek mücadelesiyle, gerek konferansları, konuşmaları, gazete yazılarıyla damgasını vurmuş, aynı zamanda tesirini bugün de devam ettiren ve bundan sonra da bu tesiri daha da artarak devam edecek olan, hepimizin gönlünde çok güzel izler bırakan, hepimizin önünde çok önemli bir örnek olarak duran Şule Yükselşenler hanımefendiye bir kez daha Rabbimizden acil şifalar diliyoruz. Böyle kıymetli insanların cemiyetimizin içerisine yer alması
gerçekten rahmeti celbedecektir diye düşünüyor. Kendisine sevenleri, sevdikleri, dostları, üzerinde emeğinin olduğu birbirinden değerli gönül dostlarıyla, kardeşleriyle birlikte hayırlı, bereketli, sıhhat ve afiyet içerisine geçireceği uzun bir ömür temenni ediyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ilettikten sonra programımızı burada noktalıyoruz. Bir başka iz bırakanlar da tekrar birlikte.